akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam Sayın İlber Ortaylı ile birlikte Başbakan'ın geçen hafta ziyaret ettiği Afrika'nın kaderini konuşacağız. Afrika niye bugün dünyanın en geri kalmış bölgesi? Emperyalizm nedir? Kolonyalizm Afrika'da ne yaptı? Şöyle bir hatırlayalım. Ondan sonra yarın Afrika ne olabilir, onda geliriz herhalde. Evet Sayın Ortaylı. 1492 galiba bu kolonyalizmin dönüm noktası. Bir yabancı kıtanın kolon... tarafından keşfi, Magellan'ın Afrika'yı dolaşması, yani gelişmiş Batı Avrupa'nın veya Avrupa'nın 3. Dünya dediğimiz bölgelere gitmesi. Evet. 1492 sonrasında gerek Latin Amerika'daki kolonileşme hareketleri, gerek Afrika'ya sömürge sıçraması başlıyor. Ne diyorsunuz? Şimdi bir müsaade buyurursanız bir haksızlığı belirterek işte girelim. Yeryüzünü bilinen, yaşanan bizim yeryüzümüze açanlar gelişmiş Batı Avrupa değil. Yani Portekiz hiçbir zaman gelişmiş Batı Avrupa değil. Ama tabii o medeniyetin bir parçası ve bir sentezdir. Yani Garbel Endelus'tur Portekiz'in adı. İnanılmaz bir haritacılık merakı ve bilgileri var ve inanılmaz bir denizcilik navigasyon merakları var. O denizci Henri'nin işidir. Ve bunlar harita çıkarıyor, sefer yapıyor. Devamlı böyle bir Sadun Bora bunlar yani. Sadun Bora'nın 950'lerde okyanuslara açılması için hiçbir neden yok bakarsan. Ne ama çok, içinde bir şey var yani. Ne çok varlıklı bir sınıfın şeysi böyle yani, dandi çocuğu ne bir şey, ama oluyor bu. Bunun gibi bir şey. Niye mesela İngiltere değil de Hollanda değil, pek onlar da o zaman 15. asırda henüz belki parlak değil, ama niye denizci Henri? Ve şöyle bir şey de çok yanlıştır. İtalya denizciliği geri kaldı. İtalyanların denizciliği bu işi becerdi. Hayır, İtalyanlar becerdi. Yani Portekiz ve İspanya kesinlikle şeyi kullandılar. Cenova'yı vesaire. Zaten Kolomb da Cenovalı. Kendisinden sonra kıtanın yeni bir kıta olduğunu keşfedip adını veren Amerigo Vespucci de Cenovalı bir kaptan, biliyorsunuz. Amerika ismi oradan. Bu bir meraktır, bir açılımdır ve burada çok iktisadi itilerin rol oynadığını söylemek mümkün değil. Başında öyle. Evet, çünkü mesela şimdi bu Portekizler açıldıkları zaman Angola onların elinde kaldı. Aslında Angola'nın güneyine de el koydulardı. Kongo'ya kadar görmüş, o Kongo nehrine kadar. Daha güneydekine bakacağı zaman, yani daha güneye gideceği zaman, ki o sonradan biliyorsunuz Alman Batı Afrika'sı oldu. 1893'te Kaiser Wilhelm orayı Almanya'ya bağladığını ilan etti. Buraya cesaret edemediler. Çünkü öyle hakikaten pek bir berbattır o sahra. Tuzdan başka bir şey yok. Aradıkları madenler yok. Hiç tarif edilmeyecek belirsiz fırtınalar falan, su derdi. Ve Almanya orayı çok kötü kolonileştirdi. Yani. Ama yani şöyle bir periyot olarak baktığınız zaman 1492-1650. Bu şimdi arada, bu arada bir İspanya var. İspanya var. Bu İspanya girdiği yerde sadece altın arıyor. Sadece altın arıyor. Haritayı bile doğru düz çıkarmıştı. Amerika'nın haritasını ve yer ölçümünü yapan Fransız İlimler Akademisi'dir 17. asır. Yani bu çok manidar bir şeydir. Mesela orada kauçuk yatıyor. O kauçuğu kullanmayı akıl eden Fransızlardır. O gezi sırasındaki ölçüm aletlerini o kauçukla korumayı akıl ettiler yerlilere bakarak. Yani mesela İspanyol bunu bile görmemiş.
Ve büyük plantajlar falan da aslında sonradan gerçekleşmiş bir şeydir. Ve İspanyolların yaptıkları zavallı yerlileri altın madenlerine sürmektir köle olarak. Halbuki toprağın ekimi, daha başka madenlerin çalıştırılması ve bunun için yerlilerin pek işe yaramayacağı anlaşıldı. Afrika'dan köle taşımak da gene Batı Avrupa'nın işidir. 18-19. asır. Batı Avrupa, yani Avrupa nasıl bölüştü burayı? İsterseniz ona geçmeden önce şunu konuşalım bir kere. İlk dönemde fütuhat, mesela o İspanyol sizin tarif ettiğiniz, evet, adamları conquistador deniyor, Fatih. Evet. Latin Amerika'ya gidiyorlar. Niye conquistador deniyor? Çünkü conquistador deniyor. Çünkü şey, fethediyorlar orayı. Hristiyanlık adına imanı açıyorlar. İşte onu vurgulamak istiyorum. Yani ilk gidenlerin amacı oradaki insanları Hristiyan yapmak. O işin kibar ifadesi. Ama böyle bir olay var. Yani mesela Kenya'da gezdiğin zaman, Kenya'nın tarihine baktığınız zaman önce İngiliz askeri geliyor. Arkasına İngiliz papaz geliyor. Kilise, evet, kuruyor. Kilisede yerlere Hristiyanlığı öğretirken beraberinde okuma yazmayı da öğretiyor. Sonra İngiliz tüccar geliyor. Bürokrat geliyor. O kiliselerde eğitilmiş insanları yerel işbirlikçi memur yapıyor. Ya da yerel işbirlikçi, comprador, burjuva dediğimiz işbirlikçi tüccar yapıyor. Aynı şey Hindistan'da var. Yani önce asker, arkasından din eğitimi, arkasından ticaret, sanayi falan filan geliyor. Evet, bu böyle çok bir süreç şey var. Bir klasik bir tarif. Çünkü bakın, bunları ayırmak zorundayız. Biz şimdi sömürgeleşmenin tarihini tespit etmedik, kolonizasyonu. Ama dekolonizasyon için bizim çok orijinal bir tezimiz var. Onu burada zikretmenin zamanı geldi. Fatma Mansur. 957 tarihi zannediyorum. Harvard'da bir tez. Decolonization process. Yani Fransa ve İngiltere kolonilerinin sürecinin başlaması. Demek ki 60'ta falan bitmiş bu. Burada değişik sınıflamaları koydu. Niçin? Britanya sömürgelerinde daha iyi memur var. Bu büyük ölçüde Britanya'nın altyapısı olan yerlere yerleşmesi. Afrika'da da öyle. Bir kere Hint hiç kimseyle mukayese edilmeyecek kadar, biliyorsunuz, sağlam bir bürokratik gelenekten ve eski dünyanın çok değerli bir medeni parçası olmaktan geliyor. Bunların yarattığı bir fark var. İkincisi, tabii burada işte bir işgal yapıyoruz. O işgalden sonra bir eğitim veriyoruz. Aslında galiba şeyi doğrulamak istersek, yani Batı Avrupa'nın bu İspanyollara göre çok da kibar kalmadığını göstermek için Batı Afrika'nın, yani Kalahari'nin Almanlaştırılması prosesine bakmak yetiyor. Fevkalade korkunç şeyler. Üç tane tip vardır orada. Birisi Paul Rohrbach, ikincisi ilk valiler ve üçüncüsü o valilerin yanındaki bir müşavir ve iş adamı Hermann Göring'in babası. Yani bildiğimiz Göring'in. Bunlar hiç göz kırpmadan isyanları konsantrasyon kamplarıyla yok ettiler. O zaman şunu bir hatırlatalım sayın izleyiciler. 1885 Kongo Konferansı'nda, evet, gerek Avrupalı, Batı Avrupalılar, Almanya dahil toplanıyorlar. Diyorlar ki Afrika'daki sömürgelerimizin varlığını tespit edelim. Bu sömürgeleri, başkalarının iç işlerine karışmayalım. Yani Fransız sömürgesiyle Alman sömürgesi yan yana dururken bunlar birbirine karışmasın. Sonra Bismarck 4 maddelik bir planla diyor ki bu Alman sömürgeleri ve Avrupa sömürgeleri, bunlar artık uluslararası statünün kabul edilmiş öğeleridir. Bunlar bu statüye dokunulmaz diye. Evet. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Avrupa'daki Avrupalıların, Almanların, Fransızların, İspanyolların 5 tane devlettir, evet, Afrika'da. Afrika'da şöyle çok enteresan, Hollanda yok, onun yerine Belçika var. Yani ondan ayrılmış bir yer aslında. Tabii Fransa ve
Britanya var. Efendime söyleyeyim. İtalya ile Portekiz, İspanya zaten vardı 5. İki tanesi ilave. Portekiz ve İspanya daha eski kategoridir. Onlar bu anlaşmaya pasif olarak giriyorlar. Onlar çoktan sınırları çizmişler. Ve ikisinin arasındaki anlaşma aslında neye dayanıyor? 15. asırda Papa dünyayı ikiye ayırdı. Doğu yakası Portekiz'in dedi, batı yakası İspanya'nın dedi. O zamanki harita bilgimize göre Brezilya biraz fazla ileri gidiyor. Onun için Afrika'nın bir kısmıyla Brezilya Portekiz'in elinde kalmıştı. Demek ki kıtadaki bu İtalya ve Almanya'nın ilavesiyle, ki İtalyan Afrika kolonyalizmi biraz çok trajik ve trajide komiktir aynı zamanda. Yani bilhassa Habeşistan'daki macera. Libya ve Habeşistan. Libya 12'de başladı. İnanılmayacak bir şey, Mussolini'ye kadar muvaffak olamadı. Yani Mussolini'nin İtalya'da bazı şeyleri iyi veya kötü eskilerin yapamadığını tamamlama gibi bir fonksiyonu var. Bizimkiler çekildikten sonra Trablusgarp savunmasından, işte Enver Bey, Mustafa Kemal Bey falan kaldı orada bir kısmı ve devam ettiler biliyorsunuz. İtalya pek giremediydi. Peki Türklerin Afrika'daki durumu mesela? Türklerin Kuzey Afrika'daki durumu Kuzey Afrika'dır. Kuzey Afrika'dır tam anlamıyla. Fas üzerinde böyle bir himaye var yok kavgası bugün tarihçiler arasında sürüp gidiyor. Bu Cezayir'i Garp Ocakları dediğimiz yerden 19. asırda elimizde bugünkü Libya iki sancak halinde kalmıştır. Bunlar merkeze bağlıdır. Mısır biliyorsunuz gene elden çıkışını. Ve Mısır'a bağlı olduğu iddia edilen Sudan vardır. Osmanlı Habeşistan'ı bildiğimiz Habeşistan değildir. Ya nedir? Eritre'dir. Evet. Eritreliler bunu hatırlar bilir. Bizim tarihçilere varıncaya kadar pek o şeyden safhadan haberimiz yok. Şimdi kaldı 14'e kadar Eritre elde de kaldı yani. Türk subayları falan oradaydı. Başbakan geçen haftaki Senegal ziyaretinde bir adaya götürüldü. O adada esir ticaretinin irtibat merkezlerinden birini gördü. Evet. Şimdi Afrika'yı gezdiğiniz zaman işte Kongo'yu... Senegaller bunu gösteriyor mu resmi gezilerde? Tabii. O Senegal için pek şey değil, yüz akı bir durum değil ama Afrika'da. Yani Afrika'ya kolonyalizmin ne yaptığını her ülkeyi gezdiğinizde anlatan mutlaka birileri çıkıyor. Senegal herhalde çok hoş şey yapmadı. Şimdi ben ben Küba'ya gittiğimde müthiş böyle, şimdi gerçi komünist rejimde sahipleri yok, tasfiye edilmiş ama görkemli villalar, kaşhaneler, hepsi esir tüccarlarınmış. Yani Küba Afrika'dan getirilen 100 yıl süreyle Afrika'dan getirilen esirlerin dağıtım merkeziymiş. Son istasyonu. O bir tanesi ama en önemlisi neresi biliyorsunuz? Annapolis. Maryland'ın başkenti olan Atlantik kıyısındaki Annapolis'tir. Yani Washington'a çok yakın ve zengin bir eyaletin ana zenginliği o. Ve bugün bir zenci aile, aile bağları için hani family tree birisini araştırmak durumunda olduğu an oradaki arşivleri kullanıyor. Ve görülüyor o yani çok şey. Şimdi bakın. Ama neticede yani 100 yıl boyunca Afrika'da 12 ile 40 yaş arasında hiçbir erkek kalmamış. Durmadan Afrikalılar ve satmışlar, Batılılar almışlar, bütün işte Amerika kıtasına, Uzak Doğu'ya kadar dağıtmışlar. Şimdi burada bakın birçok hazin bir durum var. Bu tabii şey, şimdi köle ticaretine konu olan Afrikalılar mutlaka yani bilinemez. Ama sureti katiyede %50'nin çok üstü olmamalı. Çünkü hayat ve ırk devam etti Afrika'da. Orada çok hazin olan şudur. Sizin gördüğünüz o beyaz tüccarlar, yani gemiyle İngiltere ve Hollanda'dan gelen herifler kıtanın içine giremiyorlar. Girmeleri mümkün değil. Kim onlar adına giriyor? Bir takım başka zenciler. Senegal maalesef bu konuda işte çok kötü, menhus bir şey olan, yani köleleri avlayanlardır.
Mesela Doğu pazarlarına da Habeşistan'ın derinliklerinden çocuk avlayıp kaçırırlardı. Şeyler, Sudan'ın şeyleri, köleci tacirleri. Zaten insan insanın kurdudur, evet, değil mi? Evet, ama bunu beyaz değil, siyah yapıyor ve gemiler gelene kadar gördükleri muamele tabii inanılmaz bir şey o yakalananların. Ondan sonra o gemilere yükleme işi feci bir şey, raf usulüdür o. Zaten çok büyük kısmı yakalanıp pazara sürülecek olanların telef oluyor yolda. Evet. O Küba civarındaki bir takım adalar var, Haiti'de falan. Onların üstü ölenlerin kemikleriyle, yani oraya atılıyorlar çünkü. Ölenlerin kemikleriyle kaplanmış derler, böyle bir nevi bir kireçle. Ve tabii Küba, Haiti gibi merkezler dağıtım yeriydi. Ve Güney, Amerika güneyinin ve Brezilya'nın bütün üretimini bunlar sağladı. Bu tip bir plantaj bu taraflarda yok. Fakat en enteresanı Jamestown, yani kolonyalizmin resmen başlaması, İngiltere'nin Jamestown'u kurmasıyla ve ilk bu Afrikalı köylerin kurduğu cumhuriyette Haiti. Bağımsızlıklarını Fransızlar ilerledi. Çok enteresan. Fransa'dan aldılar ve Fransızca konuşuyorlar. Yani Amerika kıtasına Fransız medeniyetini Louisiana kolonisine vesaireye rağmen Fransızlar getiremediler. Beyaz Fransızlar, zenciler getirdi. Fransa'nın çok önemli bir özelliği var bunu. Maldive'ye gittiğin zaman da görürsün. Haiti'ye gitti. Creole diye bir çarpık Fransız. Çarpık Fransız. Pigeon English gibi. Gibi. Creole diye Pigeon bütün English o adalarda bir çarpık Fransız. Aslında lingua franca da öyle çarpık bir İtalyancaydı. Yani tabii. Sonradan biz onu genişleterek filolojide bütün böyle ortak anlaşma için kullanıyoruz. Sonra bu Mersinlilerin kullandığı bir dil vardı. Eski Mersinlilerin Soli şehrinde. Farsçadan, eski Farsçadan, Pahlevi'den oranın sakinleri o. Helenizm dolayısıyla Helenleştiler bunlar. Ve onların Yunancalar öyleydi. Solisizm denir ona. Çok enteresan. Yani bozuk bir dil. Ve oradan da filolojide solisizmler kaldı. Mesela Türk solisizmleri dediği zaman Balkan dillerindeki deyimler, kelime değil sırf deyim. Mesela diyor ki Sırp konuşurken yok vallahi diyor. Bu bir şeydir, kelime değildir. Şeyde şimdi emperyalizm konusuna tabii daha doğrusu kolonyalizmi yaşamış. Evet. Emperyalizmin nimetlerini de cefasını çekmiş uluslar bu konuyu çok inceliyor. Bir makale buldum, Amardeep Singh diye bir Hintli yazmış. Evet. Tarifine göre kolonyalizm işin pratiği diyor. Emperyalizm işin teorisi diyor. Evet. Ve bunun son safhası globalizasyon, küreselleşme diyor. Oraya bağlıyor. Oraya bağlıyor. Uzun bir makale. Şimdi baktığınız zaman kolonyalizm... Yani İngiltere'nin ürünlerini, ki çok kalabalıktır onlar, Amerika ve Hindistan, artık başka dil yok, biziz demek gibi. Bu end of history, end of language, end of civilization yani. Gibi. Fakat tabii bunun çaresi vardır. Çaresi bunun iki dilliliktir. Üç dilliliktir. Yani neyin çaresi? Kültür olarak bu tip globalizasyonun. Bunu tarihte üç tane devlet yaptı kültür olarak. Çok enteresandır bunlar. Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ve İran. Yani bunlar mesela Fransızcayı tek başına benimsememekte ısrar ettiler. Bilhassa Rusya ve İran da öyledir. Şimdi de bugün bunu yapma eğilimleri vardır, denemeleri vardır. Mesela Galatasaray Üniversitesi böyle bir şeydir. Çünkü okulu kuranların başında gelen Coşkun Kırca'da öyle bir kültür sosyologu şeyi vardı. Yani Fransızca Amerikan globalizasyonuna karşı bir şeydir, bir renktir ve panzehirdir bilmek diye. O işte şeye geliyor, yani globalizasyona karşı çıkmak mümkün değil. Ama onun kültürel hakimiyetini
Anglo-Sakson dünyaya vermeyebilirsiniz %100. İşte bu yeni kapital, yani bu globalleşmeyle yeni kapitalizm bağlamak lazım. Bu şey dolayısıyla Fransız aktör Depardieu'nun, evet, Fransız vatandaşlığını yüksek vergi yüzünden bırakıp Rus vatandaşlığını yey tutması olayı neticesinde bu teoriler yeniden gündeme geldi. Yani deniliyor ki Amerika'nın en büyük şirketi götürüp Çin'de yatırım yapıyor. Evet. Depardieu nasıl olurdu özgür Fransa'yı bırakıp otoriter Rus rejimine gider? Ona ne ondan? O zaman Apple şey Amerikan firması özgür Amerika'yı bırakıp niye Çin'de? Çin'e yatırım gidiyor değil mi? Yani global. Monaco niye dolu Fransız şirketleriyle yap Liechtenstein mesela. Yani buna baktığınız zaman yeni globalleşmenin yeni kapitalizme şeysi var. Bu tabii kolonyalizmden ya da emperyalizmden farklı bir yol. Bu yeni yayılmada yalnız işte en çok ciddiye alınması gereken tatsız taraf bu tek lisan hakimiyetidir. Bunun önüne almak lazım. Çünkü o otomatikman tek yaşam biçimini de getiriyor. Bakın o çok tehlikeli. Onun bir de tanımı var biliyorsunuz. İstikbalde dünyadaki her evde bir Japon ekranı, içinde bir Amerikan televizyon dizisi olacakmış. Evet. Ama reklamlardan devam edelim. Değerli izleyiciler, kolonyalizm, emperyalizm, bunun Afrika'ya ve dünyaya yansımasını konuşuyoruz. Şimdi galiba bir dönüm noktası var. Birincisi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Afrika'daki Alman sömürgelerinin el değiştirmesi. İki, İkinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya'nın Afrika'dan tasfiye edilmesi. Bir de 1900, özellikle 1947 sonrasında Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlığa kavuşmasıyla İngiliz İmparatorluğu'nun çöküşünün başlaması. Evet. Neticede 1960 sonra Nijerya, Ghana, bütün İngiliz sömürgeleri de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kenya gibi. Böyle dönümler noktasında, bir dönüm noktasında dünya yeni bir aşamaya girdi. Bazı uluslararası ilişkiler uzmanları da diyorlar ki bu emperyalizmin bir ülkenin, yani Amerikan emperyalizmine dönüşmesi, bir ülkenin hegemonyasına örnek gösteriyor. Mesela 1959'da Küba Castro ayaklanmasıyla Amerikan emperyalizmine savaş açtı ve başarıya ulaştı. 1979'da da İran Küba'nın 59'da yaptığını yapıp Amerikan emperyalizmine baş kaldırıp kendi özgürlüğüne kavuştu. Böyle bir yorum da var. Yani Küba ile İran'ı aynı zemine oturtup Amerikan emperyalizmine karşı bağımsızlık savaşı kazanan iki ülke yorum getiriyor. Ne diyorsunuz? Valla tabii paralellikler her zaman çok yardım eder. Her zaman da çok yardım etmez. Şimdi İran'la ve Küba'nın arasındaki en büyük fark bir kere İran'ın çok daha şiddet bir biçimde Amerika ile bağlarını koparması, daha doğrusu Amerika'nın orayla koparması oldu. Bernard Lewis mesela ta başından beri Amerikan yönetimini İran'a ve Şah'a çok feci bir şekilde ve çok ahlaksızca kazık atmakla itham etmişti. Sonradan Amerikan dış politikası adeta onu dinlermiş gibi zeci tedbirler almaya kalktı. Biliyorsunuz iktisadi ambargo tedbirleri de dahil. Fakat Küba'dan bir farkı var İran'ın tabii. İran dışla teması kontrol etse bile kısıtlamamıştır. Yani 6,5 milyona yakın İranlı illa da demir perdeyi delerek kaçmadılar orada. Ama aynı şey Küba için de söz konusu. Bugün Florida'ya gittiğiniz zaman Kübalı göçmenler... Çok zor kaçıyorlar ama. Çok zor kaçıyorlar. Hayat bahasına kaçıyorlar. Yani serbest seyahat yok. Ve serbest seyahat olmadığı gibi serbest tahsil falan da yok dışarıda. Yani insanlar kaçar. Yani bu açıdan İran... Küba'da Amerikan emperyalizminden kurtuldular ama İran daha özgür diyorsunuz. Daha özgür demeyelim. Kendi içindeki kanalları itibariyle dünya ile teması daha geniş. Fakat bu tabii onu
hem oradaki ahaliyi bir şekilde dünyadan koparmamayı sağlıyor, bir bakıma da daha da fazla degrade ediyor. Yani içeride hiçbir şey yapamıyor. Bir ülke için bırakımsız, az gelişmiş, kalkınmakta olan falan, herhangi bir batı ülkesi bile bir anda 5 milyon nüfusunu, 6 milyon nüfusunu versin, ne hale gelir yani bunu. Doğru. Fransa bir de şey meselesi var. Mesela. Şimdi Küba ile İran'ı karşılaştırdığımız gibi İngiliz sömürgeliğinden kurtulan, İngiliz kolonyalarından kurtulan Hindistan ve Pakistan örneği. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Çünkü Hindistan bilhassa tamamıyla eski strüktürü, eski yapılanmayı devam ettirdi. Kendine göre uyarlamalar yaptı. Ve biz o zaman gençliğimizde hatırlarsınız, emperyalizm gider ama içeride kalır. İşte bakın Hindistan'a diye bizde çok da kolay hüküm verilir. Bunun pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Hindistan alıştığı ve kendini ayakta tutacak bir çimentoyla yoluna devam etti. 1,5 milyar gibi korkunç bir nüfusa rağmen, tabii ki bir takım şeyler o yüzden gene devam ediyor, sefalet falan, ama bakın neler başarıyor. Yani 3 başbakan öldürüldü, buna rağmen demokrasi aksamadı. Çünkü başka şansları buna yok. Buna karşı Pakistan ikiye bölündü, başbakanları çünkü öldürüldü. Çünkü etnik bakımdan da problemleri daha az. Yani orada şöyle bir şey var, biz çatırdayıp yıkılmayız diye bir şeye inanıyor. Yani çok fazla İslam'ın birleştiriciliğine, çimento rolü oynamasına güveniyor o yapı. Ve örtülü olarak oysa fazla mümkün insanların değil bu. Hiçbir şey çok tek başına mümkün değildir. Fakat aradaki büyük fark odur, ama buna rağmen İdare bakımından, bürokrasi bakımından, diplomasi bakımından her iki ülkede de çok benzer taraflar vardır. Tabii canım. Ve ikisi de çok yol aldılar. Bunu da söylemek lazım. İkisi de çok yol aldılar. Şimdi bizim konumuzu merak ediyorum. Ben anlatmıştım size sanıyorum. Tekneyle Ege'de bir ufak yatla geziye çıktık. Teknenin kaptanı İngiliz'di. Her akşamüstü gidiyor, arkadaki İngiliz bayrağını alıyor, katlıyor, kaldırıyor. Niye böyle yapıyorsun dedim. Bizim imparatorluğumuz üzerinde güneş batmaz dedi. Yani dünyada toprakları kalmamış ama bayrağın üstünde güneş batmasın diye her akşam üstü bayrağı katlayıp koyuyordu. Öyle, aslında tabii karanlıkta lüzum yok. Evet. Ne olur. Şimdi böyle bir duygu. Yani İngiltere'de yaşadığınız, çalıştığınız zaman onu hissedersiniz. British Raj denilen 70 bin İngiliz bürokrat 150 sene o milyarlık Hindistan'ı yönetmiş. Evet, çünkü Hindistan diye bir şey yoktu ama. Yoktu. Şimdi siz Osmanlı uzmanısınız aynı zamanda. Estağfurullah. Yine Londra'da örnek. Evet. Londra'da New Zealand House, Kenya House, Australia House. O yenisi. Yani sömürgelerinden elde ettikleri gelirlerle bir takım şeyleri inşa etmişler. Şirketler, Batı Hindistan şirketi bilmem falan gibi. Bizim Osmanlı emperyalizmi değil mi? Hayır, o anlamda değil tabi, sanayileşmesini belki başlamakta olan bir imparatorluktuk. Yani bu büyük devletler vardı ya birinci harpten evvel, bunlar öbürkülerin aksine minister plenipotansiyer değil, orta elçi değil, büyük elçi tiati ederlerdi, fevkalade yetkili, ama bunların 7-8-9'u sonra hepsinin aynı derecede kuvvetli olmadığı belli. Yani bir İngiltere ile bir Fransa'yı mukayese edemezsiniz. Avusturya hiçbiriyle edilmez. Rusya'nın İbadullah sorunları vardır. Tıpkı Lampir Ottoman gibi, Osmanlı Devleti gibi. Yani burada şeyler çok belirgindir. Bunların sanayileşmesi farklıdır. Kültür dereceleri farklıdır. Okullaşma dereceleri farklıdır. Birinde servaj vardır, öbüründe kalkalı ne olmuştur. Bütün bunlara rağmen bunlar büyük devletler safında geçinirler. Şimdi siz İngiltere'den ne bekliyorsunuz? Şirketler var, tamam. Temsile önem veriyor. Yani mesela Haydarabad House kuruyor, yani oradaki o 500 racanın eli
bolca olanları ki Haydarabad Nizamı öyleydi. İşte sarayını yapmış orada. Bugün de o ailenin o falan. Benim bildiğim yani Prens Bereket ve Esra Bereket orada kalıyorlar yani. Yalnız bakın şu var. 1492 dedik bu sürecin başlaması. Evet. O dönemde sanayi falan söz konusu. Hayır. Yani o çağın Osmanlı'sı. Hiçbir şey belli değil. Macaristan'a hakim, Kuzey Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya hakim. İşte Arap Yarımadası'na 92, hakim. 26, 30 ama aynı sonra. Şeyi İngiltere aynı çağda gittiği zaman oradan esirini alıyor, çok satıyor. Sonra gidiyor. Çok sonra gidiyor. 100 sene sonra. Ama o önemli. 1592, 1592 Osmanlı İmparatorluğu. Yani sanayileşme sürecine girmeden emperyalist olmanın türleri var galiba. Osmanlı Batı tarzı emperyalist değil. Yani sömüren emperyalist. Rusya ve Osmanlı Batı tarzı değildir. Yani girdikleri yerleri vilayet olarak idare ederler. Bu çok önemlidir. Orayı sömürmek üzerine yapıyor. Hayır, vilayet olarak. Mesela ben size bazı rakamlar vereyim. Kafkasya'dan verdiğinin %25'ini almıştır çok uzun zaman Çar yönetimi. Vergi diye. Orta Asya için aynı şey söz konusudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir takım eyaletleri için bu durum söz konusudur. Fransa daha çok verir. Garip böyle tezatlar vardır. İngiltere mesela, ben hep zikrederim bunu. Şükrü Gürel'in tezinde de vardı bu. Kıbrıs'a iskele bile yapmamış doğru dürüst. Yani işte onun için bir üsttür sadece. Bir station'dır, istasyondur iki okyanusun arasında, Hindistan yolunda. Bir askeri üsttür. Bunun dışında o memleketin kalkınması için, tarımı için bir şey yaptığını söylemek mümkün değil. Çok Osmanlı. Açık. Osmanlı'nın böyle yerleri var, böyle yerleri yok. Şimdi mesela bir koca demir yolu yapıyor Şam'la Medine arasında. Ya da Mithat Paşa'nın Tuna vilayetindeki şey yaptıkları değil. Hadi Tuna idaresinde yaptıkları bir gelir getiriyor Bulgaristan gibi toprakta. Bağdat da aynı şeyi yapıyor. O ne kadar getiriyor? Aslında Mithat Paşa'da tabii büyük bir şey var. Yani efficiency dediğimiz liyakata dayalı bir gelir işlerlik sisteminin kafasının etkinlik. İçinde var. Etkinlik var. Böyle bir şey mesela Ignatieff'te vardı Doğu Sibirya valisiyken. Ama çok sefer bu gibi imparatorluklarda iktisadi kazanç sahiplerinin önünde gelen başka şeyler rol oynayabilir. Askeri kontrol vesaire falan. Ama yani Hollanda'yı aldığınız zaman işte bütün Batı Hint adaları. Tamamıyla ticari. İngiltere'yi aldığınız zaman tamamen. Tamamıyla ticaridir. Bunlar çok geç başlayan, o yüzden etkin bir ağ kurar. Mesela en trajik örnek şudur. Bu Henri Zey bunu tespit etmişti çok seneler evvel. Benim tespitim değil tabii. Şimdi Güney Amerika bütün İspanya'nın hiçbir şey geldiği yok. Orada valiler var, orada askeri var zavallı İspanya'nın bekliyor. Geliyor Hollanda ve İngiliz gemileri rüşveti yediriyor mahalli yetkilere. Toplayıp yahut getirdiğini satıyor. Kimin kolonisi belli değil. Yani bayrağı ve askere bakarsan İspanya'nın. Paraları yiyen adama bakarsan Hollanda ve İngiltere'nin. Bu son derece manidar bir yaklaşım biçimidir. Bunu mesela Hollanda kolonileri, ki çok daha azdır Fransa'ya göre, çok daha geliri fazladır. İngiliz kolonileri sırf büyüklüğünden değil, işte koloni gelirleriyle geçinen bir imparatorluktur. Rusya İmparatorluğu'nun yüz ölçümüne baksan Orta Asyalara, Kafkasyalara, Sibiryalara hiçbirisininki kadar değildir neredeyse. Tabii bir de Fransız kolonilerinin çok fakir topraklar olduğunu, ahalinin çok düşkün olduğunu düşünmek zorundayız. Yani konuşurken böyle lafın gelişi İngiltere ve Fransa kolonileri diyoruz. Çok asıl aynı. Malı götüren başkaları var sırada. Şey var bir de tabii bütün bunların yerine geçen yeni Amerikan emperyalizm dediğimiz zaman ortak nokta galiba yayılma sürecinde dinin, Hristiyan dininin oynadığı rol. Evet. Çünkü kolonyalizmde din yani Hristiyanlık çok önemli faktör. Evet. Şimdi okullara bakarsanız yani 19. asır Amerikan yayılmacılığı diyelim.
Valla çok enteresan şeyler var. Bir sürü misyoner hem de inanıyorlar, gidiyorlar, okullar açıyorlar. Mesela Doğu Anadolu dolu, hiç kimsenin gitmediği yer. Canım yani İstanbul'da kolejlerden başlayarak Anadolu'da Arsız. 400'e yakın şey hepsi doğuda. Doğu Anadolu, Mezopotamya falan. Şimdi orada... Ve bu adamları himaye edip koruyanlar Amerikan ortayçileri değil, biliyor musunuz? İngiltere'ye sığınıyor bunlar, başları derde girdi. Yani protestan oldukları için. Bir de protestanlık İngiltere, İngiltere işte. Şey var yani, Osmanlı'daki İngiliz ya da Amerikan emperyalizminin eğitim yoluyla girmesinde şöyle bir olay var. Türklerin Müslümanları ya da Müslümanları Hristiyan yapmak üzere gelmemişler. Buradaki Rumları ve Ermenileri Ortodoksluktan ve Katoliklikten vazgeçirip protestan yapmak için okullar açılmış. Tamamen dinsel yaklaşım. Yani o dönemin Amerikan Büyükelçisi, Abdülhamit döneminde Amerikan Büyükelçisi Cox'un hatıratında var. Amerikalı misyonerler geliyor Osmanlı'ya okul açmak üzere ve Ermeniler öldürüyorlar onları. Ermeniler onları öldürüyor meselesi değil yani. Ama yani adam bu, kitabında yazmış bunu mesela. Hayır bu çok bilinir mesela, bildiğiniz gibi çok doğru söylüyorsunuz. En büyük şikayetçiler ve en çok karşı çıkanlar Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Ermeni Gregoryenler. Yani bizim itikadımız gidiyor, cemaatimiz gidiyor diye daha başka ne yapsınlar? Yani Rumlara çok tesir edemiyor protestan propagandası. Yani Rum cemaatine, Rum Ortodoks cemaatine biraz Bulgaristan'da eder gibi oluyor. Hayır, o da değil. Fakat Ermenilere çok etkileri olmuştur ve bir protestan milleti çıkmıştır. Onun başını da çekenler İngiltere'dir tabii. Canning'in en büyük başarısı o. Protestanlara millet statüsünü verdirtmek, bağışlatmak. Tabii o yüzden Patrick son derece şikayetçi. Cemaati gidiyor adamın yani. Sesi çok önemli. Rum Patriği'nin mesela Amerikalılarla uğraşması. Ve hatta Rum Patrikhanesi adına Rusya uğraşıyor. Eğer yani seni okursan Cyrus Hamlin'i görürsünüz. Şimdi bu açıdan baktığınız İtalya. Zaman bir garip çelişki çıkıyor ortaya. Amerikan emperyalizminin protestan eğitim kurumları vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğu'na girmesine karşı koyan ilk kesim Ermeniler. Ermeniler. Arkasından da Rumlar. Evet. Çok enteresan. Rusya. Rusya çok uğraşıyor. Orada tamamen cemaatin kaçmaması var. Fakat size söyleyeyim, Amerika'dan çok İngiltere'dir destekçileri. Tabii onun için söylediğiniz gibi önemli. Stratford Canning bu o konuda çok büyük politikacı. Şey Tark kayalıklarında Emin Maluf'un çok enteresan o. Mesela size romanda çok ironik bir biçimde verir. Bir köyde iki tane Arap çocuğu, Hristiyan Arap çocuğu, tabii bunlar Maruni. Bunların diyor birinin Fransız okuluna girmesi, birinin İngiliz okuluna girmesi ve ikisinin de aynı okula kaydedilmesi için Ponson bile diyor şey, Fransız sefiri niye bu kadar birbirlerine giriyorlar diyor, topu topu iki öğrenci. İki öğrenci evet. Emin Maruf'un çarpıcı evet. Gözlemi yani. Evet. O Arap dünyası hakkında. Şimdi Afrika'ya dönersek. Ben Afrika'nın pek çok ülkesini ziyaret ettim. Evet. Gezdim. Afrika'nın kuzeyiyle güneyi birbirinden farklı. Doğusuyla batısı birbirinden farklı. Fakat sanki ortak bir kültür var. O kültüre bakıyorsunuz yani. Güney Afrika'nın siyah kesimindeki yontularla, ahşap yontularla Senegal'deki ya da Sudan'daki birbirine çok benziyor. Aynen. Sanki bir geçen yüzyıllarda bir usta çıkmış, bütün Afrika'ya aynı modeli vermiş. Olabilir. Herkes eline keser alıp aynı olabilir. Şeyi yontmuş gibi. Olmaması için bir neden yok. Yani bu kadar birbirinden farklı insan. Çok karşı çıktılar bizim hümanist akım ve Avrupa'da da bu tip adamlar. Mesela o meşhur eseri, tabii bu tamamıyla bir teoridir, medeniyetin Afrika'dan çıkması yani insanlığından. Evet, çok çıkıyorlar ama ne malum, mesela şimdi Girit problemi ortada duruyor.
Girit'in yani o Minoen medeniyetin, oradaki büyük medeniyetin Mısır'dan kaynaklandığı gün be gün anlaşılıyor. Henüz lisan çözülmemesine rağmen. Şimdi Afrika'da bakın her ülkenin kolonyalizm sonrası gelişmesi farklı. Mesela Hindistan farklı, konuştuk. Hmm. Afrika'da bağımsızlığa kavuşan ülkelerin hepsi bağımsızlık mücadelesi veren liderlerin sonunda diktatörlük oyunu oynadıkları mekanlara dönüştüler. Yani Kenya, Kenyatta, Ghana. Adını öyle alıyor işte, memleketinin adını alıyor. Yani, Nkrumah. Mesela Nkrumah en sevimli adamdı, başlayan oydu. Çok fazla da bu lafı kullanmak istemiyorum ama kepaze olmadan öldü. Çin'i ziyareti sırasında darbe yapıldı. Yapıldı ve gitti. Yani çünkü o darbeyi yaptırdılar tabii. Ama yaptıranların da şikayeti vardır ondan. Yani mutlaka o da birilerinin canını yakıyor. Kim o canı yananlar? Öbür kabile. Öbür kabile. Zaten yarı ilah konumuna gelmiş Nkrumah. Osayi Gefo mu diyorlardı. Evet. Allah'ın gölgesi falan gibi öyle bir ünvan. Ama mutlaka bir takıma dayanıyor. Bak mesela çok ilginç bir şey. O kadar medeniyet geçmiş diyoruz. Bilmem ne diyoruz. Sovyetler Birliği diyoruz. Sosyalizm diyoruz. Gürcistan'da hala klan kavgası devam ediyor aslında. Yani bu tabii bir Afrika'da çok çok daha bariz bir şekilde göze çarpıyor. Üçüncü dünyanın en büyük sorunu klan kavgasıdır. Bakınız liderlerin etnik orijinine, mensup oldukları klana ve kabileye, bütün bürokraside bunun izlerini görürsünüz. Kimse yalnız kalamaz. Evet, böyle bir o olay. Yalnız kalabilme özelliği şeyde, tarihte çok ilginç bir şey ki onun için başarılı oluyor onlar. Türk imparatorluklarına has bir şey. Yani İran'a geldiği zaman adam gayet rahat bir şekilde askerler hariç bütün bürokrasiyi, medreseyi falan herkese bırakabilmiş. Yani achievement, liyakat esasına göre. Orada bile klancılıktan kaçınmış. Buna tutunabiliyorsanız, kendinize bir sınıf yaratabiliyorsanız veya devşirme gibi falan muvaffak oluyorsunuz. Yoksa hemen şeyle itham ediliyorsunuz haklı olarak. Bu falan filan gruptur, biz adam değil miyiz diye. Yani oligarşi var, iddiaları gündeme geliyor. Gerçek odur. Şey var bir de, siyah beyaz Afrika'daki, evet. Siyah beyaz kavgası. Evet. Amerika'dakini biliyoruz, tamam. Ama buradaki hiç bitti işte, yani an... beyazların püskürtülmesiyle biraz bitti. Beyazlar bundan sonra artık ancak itaat ettikleri, uyuşmaya boyun eğdikleri değil, uyuşma esaslarına, uzlaşmaya itaat ettikleri ve ehil oldukları ölçüde tutunurlar. Çünkü beyazlar olmasa elektrik istasyonları durur, lağımlar taşar, transport durur. Hayır, elan öyle. Mesela şimdi Kazakistan çok akıllı bir adamdır. Kazakistan lideri Nazarbayev çok akıllı bir adamdır. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Dikkat ederseniz bütün o cumhuriyetlerin içinde Rus nüfusun en az azaldı. En az ülkeyi terk ettikleri yer Kazakistan'dır. Kadroları koruyabiliyor yani. Kadroları koruyor. Çünkü kadro. Hayat öyle gidecek yani, belli bir şey bu. Bunların yapılanmasını görüyorsun. Mesela Özbekistan'da çok uzun zaman poliste kaldılar Ruslar. Çünkü o benim efendim bilmem nerede kaldılar. Bazılarında kendileri işi yapabilecek raddeye gelmişler. Onun için çok umurunda değil. Yani anladığım kadarıyla bu konuları konuşmak böyle bir okyanustan bir damlayı almaya benziyor. Sonu gelmez sayın izleyiciler, gördüğünüz gibi. Başbakan Afrika seyahati dolayısıyla, gezisi dolayısıyla emperyalizme, kolonyalizme falan birazcık baktık. Afrika'da yalnız biliyorsun İslam üst grup olarak gidiyor yani şey bakımından, zenginlik ve beceriklilik bakımından. Çok ilginç bir şey. Evet, iyi akşamlar.